Taha Akyol, Karar Gazetesi. Muhafazakarların güçle İmtihanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Geçen yılda Katar emirinin resepsiyonunda tokalaşmışlar, Erdoğan Mısır'la sil baştan yapabiliriz demişti. Öyle de oluyor. Karşılıklı büyükelçiler atanmak üzere. Bunda eleştirilecek bir taraf yok. Eleştirilen husus, ihvanı müslimini savunmak uğruna Mısır'la amansız bir kavgaya girişmek ve bunu yıllarca sürdürmekti. Hatta Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği resmi protokol yemeğine Sisi de davetli diye katılmamış, Birleşmiş Milletler darbeyi meşrulaştırıyor diye Birleşmiş Milletleri de eleştirmişti. Sisi hakkındaki ağır sözlerini buraya almıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihvan uğruna Mısır'la ve ihvan karşıtı Arap ülkeleriyle kavga etmek gibi bir siyaseti olabilir miydi? Olmuştu. Şimdi de Arap sermayesi uğruna Mısırla ve hepsiyle barışıyoruz. Sormak akla gelmiyor. Dikkat çekici nokta. Mısırla kavga etmenin de barışmanın da gerek partide gerek muhafazakar camiada bir sorgulama hatta soru konusu bile yapılmamasıdır. Erdoğan Sisi görüşmesi haberlerinin altına gelen yorumlarda iktidar yanlısı bir okur ne iyi ülke menfaatleri gerektirmiş. Reis şimdi Sisi ile görüşüyor diyordu. 7 yıl süreyle Mısır'la kavga edip Arap hükümetlerini karşımıza almak ve Yunanistan tarafına itmek ülke yararına mıydı diye sormak dün akla gelmediği gibi bugün de gelmiyor. İşte temel zihniyet meselesi burada. Analitik eleştirel zihniyet yokluğu, reis ne yaparsa haklıdır şeklinde bir anlayış. Bu anlayış sistem olarak, demokraside, kurum olarak partide denetim ve denge işlevini neredeyse sıfırlıyor. Arapları aleyhimize itmek, Mısır'daki darbeyi kınamak ama ilişkileri bozmamak gibi rasyonel bir yol seçilebilirdi. Fakat kavga büyük bir heyecanla, şevkle sürdürüldü. Rabia işaretli mitingler yapıldı. Bir tek AK Partili ölçülü olalım demedi. Sisi darbe rejiminin düzenlediği seçimlerde, Cumhurbaşkanı seçildiğinde pek çok devlet başkanı gibi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sisi'ye protokoler bir tebrik mesajı göndermişti bu kavgayı hiç olmazsa yumuşatmak için bir vesile sayılabilirdi. Aksine Başbakan Erdoğan darbeyle gelen Cumhurbaşkanına sözde bir seçimden sonra tebrikler gitmiş. Biz böyle bir tebriği kabul etmiyoruz diyerek yoluna devam etti. Bunlar sırf benim eleştirilerim değil. Sabah yazarı Burhanettin Duran 3 yıl önce Erdoğan'ın güçlü liderliği ve proaktif dış politikası Körfez başkentlerini kaygılandırdı körfez elitleri nezdinde Türkiye'nin de sınırlandırılması gereken bir ülke olarak konumlandırılmasına sebep oldu diye yazmıştı. Yunanistan'la stratejik anlaşmalar imzaladılar. Askeri tatbikat yaptılar. Enerji ajansı kurdular. Türk mallarına boykotlar koydular. Medine'nin kahraman müdafi Fahrettin Paşa'ya hırsız dediler. Bir süredir barışıyoruz. Döviz temin ediyoruz. Elimize kalan. Mesele sadece Mısır değil. Üstelik ilişkilerin düzeltilmesi de doğru. Türkiye'yi krize sürükleyen politikalara, yolsuzluklara, gri liste olayına, Türkiye'nin tefeci faiziyle dışarıdan kredi almasına, bütçedeki 600 milyar lira faiz ödeneğine muhafazakar camiadan hiçbir eleştiri gelmemesi, hatta müzakere konusu bile edilmemesi gibi pek çok örnek vermek mümkün. Mesela Karl Popper'ın demokrasi yanlışları hür eleştirilerle kendi içinde düzeltebilen bir sistemdir sözündeki zihni ve siyasi mekanizmanın bizde işlememesidir. Temeldeki sebep analitik eleştirel düşüncenin eksikliğidir. Pisa sınavlarındaki halimizin sebebi de aynıdır. Aynı sebepten bugünkü muhafazakar iktidarın iç işleyişiyle 1925-1946 dönemindeki tek partinin iç işleyişi birbirine benziyor. Ahmet Davutoğlu'nun uzun bir mülakatı yayınlandı. Hazreti Ömer'e hutbe esnasında itiraz eden ve hesap soran sahabe örneğini anlata anlata büyüyen bir neslin, iktidar gücünü elde edince nasıl dönüştüğünü şöyle anlatıyor. Nihayetinde elimizde kalan dışlayıcı bir milliyetçilikle bezenmiş, içe kapanmacı, savunmacı, söylemsel, sembolik, sığ, reaktif ve yozlaşmış bir muhafazakarlık oldu. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.